Viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale în cadrul centrelor de excelență din străinătate. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale ale spitalelor din străinătate și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! Bună dimineața, dragii mei! În această ediție aflăm dacă diabetul se poate trata cu ajutorul celulelor STEM. Tot astăzi descoperim care sunt bolile pe care părul nostru le poate dezvolta și, cel mai important, cum pot fi tratate acestea. Bună dimineața, domnul doctor! Vă rog să-mi spuneți, de ce un pacient diabetic trebuie să meargă la un chirurg cardiovascular? Nu, aslında şey bir soru bu. Yani şeker hastası da kalp damar cerrahisinin ne alakası var? Aslında çok alakası var. Şeker hastalarındaki ölümlerin %55'i kalp ve damar sisteminden kaynaklanıyor. Özellikle kalp ve bacak damarları sık etkileniyor. Tabii şekerin kontrolsüz olması ayrıca şekerin kontrolsüzün haricinde bu gözü, böbrekleri, sinir sisteminde de hasara sebep olabiliyor. Ama bunların ilgili branşlarda kontrolü çok önemli. Ama özellikle kalp ve damar sisteminin muayenesi ekstrem önem taşıyor. Care este cel mai mare pericol pe care îl poate avea un pacient cu diabet? Şeker hastalarında hem duyu hem motor sinirlerde hasar oluşuyor ve buna biz nöropati diyoruz. Yani kişi ağrıyı, ısıyı, dokunmayı ve vibrasyonu hissedemiyor ve ayaklarını da bu sebeple koruyamıyor. Örneğin ayağını vuran bir ayakkabı ya da sıkan bir ayakkabıyı veya sobanın ısısını hissetmiyor. Bu durum kalp için de geçerli. İnsanlar hiç fark etmeden kalp krizi geçirebiliyorlar ve bunlar rutin kontrollerde siz kalp krizi geçirmişsiniz diye ortaya çıkabiliyor. Çünkü burada da aynı şekilde biz bir göğüs ağrısı hissetsek burada bir kalp kriziyle ilgili bir uyarı alıyoruz ama şeker hastalarında bu uyarı sistemi yine de çalışmıyor. O yüzden hastalar fark etmeden kalp krizi geçirebiliyorlar. Ve uyarı olmayınca da yani vücudumuz bize bir uyarı vermeyince de insanlar önlem alamıyor. Bence o yüzden şeker hastalığının en tehlikeli tarafı her şeyin sessizce gelişmesi ve son anda ortaya çıkması. Unii pacienți diabetici au anumite răni la picior. De ce apar acestea? Bunu temelde 4 tane sebebe, 4 tane sütuna oturtabiliriz. Bunun birinci sütunu bizim demin anlattım nöropati sütunu ama tabii bütün sütunların temelinde şeker hastalığı ve şekerin kontrolsüz olması yatıyor. Nöropati çok önemli çünkü his kaybının yanında sık görülen ve enfeksiyona yatkınlık yaratan nasırlar oluşturuyor.
Kasların uyarılmasına dengesizlik oluştuğu için ayak parmaklarında pençeleşmeler gerçekleşiyor. Aynı zamanda bizim ter bezlerimizi bu duyu sinirleri uyarıyorlar. Ve bu sinirlerdeki, otonom sinirlerdeki kayıp nedeniyle terlemede bozukluk oluyor. Ve bu cilt kuruluğuna ve cildin enfeksiyona yatkınlığına sebep oluyor. Bu birinci sütun. İkinci sütun, hastanın, şeker hastalığının yaklaşık yarısında damar hastalıkları bulunuyor. Ve diyabetin yanında işte yandaş olarak hipertansiyon varsa, sigara varsa veya kolesterol yüksekliği varsa bu damar hastalığı riski daha da artıyor. Bu damar tıkanıklığı özellikle diz altı tarafta bulunuyor. Üçüncü sütun enfeksiyon sütunu, işte hem nöropati hem damar tıkanıklıklarıyla beraber gelişen iskemi veya nöropati enfeksiyona yatkınlığı arttırıyor. Bunun hücresel kaynakları da var. Bir de yumuşak doku ve kemikte oluşan deformiteler. Bunlar da bizim ayaklarımız yere bastığımız zaman ağırlık merkezinin değişmesine sebep oluyor. O yüzden farklı yerlerde basılar daha fazla olunca oralarda yaralar çıkmaya başlıyor. Dördüncü sütun da temel olarak bu. Care este procesul de tratament în cazul rănilor de la picioare? Damar tıkanıklığının hızlıca tespiti ve açılması şart. Yani ileri teknolojinin burada faydalarından yararlanıyoruz. Tabii burada ayrıca enfeksiyonla mücadele, ölü dokuların uzaklaştırılması ve yaranın temizlenmesi çok önemli. Bir yandan da tabii şeker düzeylerinin mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü enfeksiyonun varlığı ve iskeminin, yani ölü dokuların varlığı şeker problemini de bozuyor. Yani bunlar hepsi bir birbirleriyle ilişkili bir kısır döngü halindeler. Tüm bu aşamalar arasında tabii uygun zamanda hücresel bir savaş da açmak gerekiyor. Artık kök hücre gibi deneysel olmaktan çıkan, artık alternatif olmaktan çıkan hücresel tedaviler kombinasyon tedavisi sınıfına da giriyor. Yani burada damar tıkanıklığının fark edilmesi ve açılması, enfeksiyonun kontrolü, hücresel savaş ve ölü dokuların, yaraların temizlenmesi olarak ilk cepheyi söyleyebiliriz. De unde provin celulele stem pentru acest tip de tratament? Kök hücre, yani hastanın göbek yağ dokusundan elde edilebilen otolog kök hücreler en uygun kaynak. Tabii kemik iliğinden de elde edebiliyor kök hücreler. Şayet tüm opsiyonlar tükenirse, yani bu ikisi de mümkün olmazsa, yeni doğmuş bebeğin göbek kordonu da kök hücre için çok iyi bir kaynak. Kök hücre uygulaması damar tıkanıklığı da beraberinde varsa ve yara var olduğunu düşünelim. Öncelikle genellikle yaranın temizlenmesini yapıyoruz. Yani ölü dokuları uzaklaştırıyoruz. Çok etki kötü bir durumdaysa ve o bölgelere ekim yapıyoruz. Yaranın olduğu yere ve kasların oraya ve kemiklerin oraya. Aynı zamanda damar tıkanıklığı için açma girişimleri yaptığımız zaman damarın içine de giriyoruz ve damarın içerisinden de o kök hücreleri iç kısım içeriden de veriyoruz. Yani hem dışarıdan dokularda ve kas içerisine veriyoruz hem de içeriden kan damarları yoluyla veriyoruz ve böylece bütün bacağın, bütün dokuların bunları almasını sağlıyoruz. Care sunt recomandările dumneavoastră pentru pacienții cu diabet? Tabii şeker düzeyinin kontrolü en önemli şey. Şeker disiplin gerektiren kronik bir hastalık. İnsanın canı sıkılıyor, yeter artık diyor, şu pastayı da yiyeyim diyor. Disiplinden taviz vermemek gerekiyor. Aktif bir yaşam sürmeliyiz. Bu aktif yaşam, kilo kontrolü, göbek çevresinin kontrolü ve spor yapma hem bizim şeker düzeyini kontrol etmemizi kolaylaştırıyor hem de kilo kontrolümüzü sağlıyor. Obeziteden kaçınmamız gerekiyor. Risk faktörlerimizin olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Yani senede en az bir kez hem kalp damar, hem kan kontrolleri, hem göz, hem böbreklerin kontrollerini mutlaka yapılması gerekiyor. Otonom nöropati de genellikle eşlik ediyor şeker hastalarına. Mutlaka ayaklarımızı korumamız gerekiyor. Yumuşak, özel tabanlıklı koruyucu ayakkabılar giymemiz gerekiyor. Ayağımızı sağa sola çarpmaktan korumamız gerekiyor. Doktorlarımızın kontrolünde ayağınız bu egzersizlerin yapılması lazım. Yani bir anda hiçbir şey bilmeden çıkıp egzersiz yapmak da bir takım şeyleri tetikleyebilir. O yüzden önce doktor kontrolüne girmek lazım. Kalbimiz egzersize uygun mu, değil mi? Vücudumuza hangi egzersizler daha uygun? Bunları anladıktan sonra mutlak suretle hareketli ve aktif bir yaşam sürmemiz gerekiyor.
Știați că părul nostru se poate îmbolnăvi? În această dimineață vom sta de vorbă cu unul dintre cei mai renumiți dermatologi din Turcia și descoperim împreună care sunt cele mai frecvente boli pe care le poate dezvolta părul nostru, dar cel mai important este că trebuie să aflăm cum le putem trata. Bună dimineața, doamna doctor! Când ne gândim la părul nostru, cunoaștem foarte puține lucruri și asociem căderea lui cu factorii genetici. Vă rog să-mi spuneți dacă părul se poate îmbolnăvi și care sunt primele semne pe care le putem observa. Gerçekten de dediğiniz gibi toplumda en çok gördüğümüz saç dökülmesi androgenetik alopesi dediğimiz genetik faktörlerin etkisi altında hormonların da katkısıyla ortaya çıkan bir saç dökülmesi modeli. Ama birçok insanda bu model saç dökülmesi olmakla beraber buna eklenmiş ya da bundan farklı olarak çok çeşitli dökülme modelleri, dökülme nedenleri var. Tabii ki böyle bir şey olduğunda ilk fark ettiğimiz saçların normalden fazla yerde, yastıkta veyahut da yüzümüzü yıkadığımızda lavaboda gözlenmesi. Yani normalin üzerine çıkmış bir saç dökülmesi. Pentru că telespectatorii noștri cunosc foarte puține detalii despre aceste afecțiuni, aș vrea să detaliem semnele ce pot apărea. Tabii her birinin nedenleri birbirinden çok farklı. Öncelikle şunu söylemek isterim. Genelde saç dökülmesi dediğimizde algıladığımız şey sadece aynı hedefe hizmet ediyor gibi. Yani sadece saçın dökülmesini algılıyoruz gibi. Halbuki baktığımızda koca bir textbook içini dolduracak kadar fazla sayıda farklı saç dökülme nedenleri var. Şimdi androgenetik alopesi de demin de bahsettim. Kişide genetik bir yatkınlık var ve bu genetik yatkınlık yüzünden özellikle saçta belirli alanlarda açılma seyrelme oluyor. Bunlar nereler? İşte şakaklar, tepe bölgesi, biraz saçın arka taraflarına doğru. Burada genetiğin ve hormonların dışında biraz dökülmeyi hızlandıran nedenler de var. Stres, ultraviyoleye maruz kalmak, sigara içimi gibi çevresel faktörlerde etkili oluyor olmuyor değil. Ama temel faktör genetik. Reaksiyonel dökülmelere gelince, örneğin biz son geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca çok gözlemledik. Örneğin COVID enfeksiyonu sonrası çok fazla bize reaksiyonel dökülmeyle hastamız başvurdu. Burada da aslında saçın bir siklusu, bir döngüsü var. Belirli bir süre uzamak zorunda, sonra dökülüp yerine yenisi çıkıyor. İşte bu döngü patolojik nedenlerle hızlandığında reaksiyonel dökülmeyi görüyoruz. Burada saçın her yerden dökülmesi önemli bir farklılık. Saç kıran tamamen bambaşka bir nedene bağlı olarak gelişiyor. Burada da bağışıklık sisteminin saç kökünü, saçın gövdesini yabancı cisim gibi algılayıp, örneğin saç kıranda mekanizma tamamıyla bambaşka. Saç kıranda bağışıklık sisteminin bir kusuru söz konusu oluyor. Saçı sanki bir yabancı cisimmiş gibi görüp ona karşı bir savaş geliştiriyor ve saçlar bu sefer dökülerek değil de bir miktar deri içerisinden koparak atılıyor. Yani çok çok farklı mekanizmalar söz konusu. Care sunt obiceiurile ce duc la îmbolnăvirea părului? Şimdi burada aslında bu güzel, önemli bir soru. Çünkü saç hastalığı sanki tek bir şekilde oluşuyormuş gibi düşünüldüğünden genellikle hastalar ya eczaneye başvuruyor, bir işte saç vitamini alayım, saç desteği alayım veyahut da ilk yaptıkları şey bir şampuan alayım duygusu oluyor ya da bir saç dökülme losyonu. Oysa demin de bahsettiğim gibi o kadar farklı nedenler var ki ve önemli de bir nokta, bir grup saç hastalığı var, çok az görülüyor fakat eğer zamanında teşhis koyup tanı koyup tedavi yapmazsak saçlar geri dönüşümsüz dökülüyor. Yani bir daha döküldüğü yerden de çıkmıyor.
Dolayısıyla benim bu konuda vurgulamak istediğim, eğer saçlarımızda dökülmede artış fark ettiysek ya da farklı kaşıntı gibi, kök diplerinde ağrı gibi hissiyatlar varsa, saçta açılmış bir alan görüyorsak mutlaka dermatoloğa başvurmamız gerekiyor. Yani çok benim önerim vakit kaybetmeden dermatoloğa gitmek. Çünkü gerçekten birbirinden çok farklı nedenler, tedavileri de çok farklı. Revenind la căderea părului, aș vrea să știu cum putem descoperi dacă problemele sunt doar genetice. Alışkanlıklar arasında en çok saç şekillendirme saç hastalığına neden oluyor. Saç şekillendirme derken saçların çok gergin bir şekilde toplanmasını algılayabiliriz. Özellikle kadınlar arasında at kuyruğu dediğimiz saç toplama şeklinin çok gergin olarak ve uzun süreli yapılması. Yine tabii kültürel bir takım saç toplama şekilleri var. Onlarda da karşılaşıyoruz. Burada uzun süreli gerilime maruz kalan kıl kökleri bir süre sonra küçülerek minyatürize olarak kendini atmaya, dökmeye başlıyor. Bunun dışında yine günlük pratiklerde saç uzatma, bu saç klipsleri dediğimiz, onlarda da yine bu tür dökülmeleri görüyoruz. Dökülme dışında saç şekillendirmenin ayrıca boyalar, renk açmalar, perma, düzleştirme, bunların hepsi de yine saç sağlığını negatif etkiliyor. Putem întoarce procesul de căderea părului? Care sunt soluțiile pe care le avem? Bunun için öncelikle bir klinik muayene, yani gözlemlemek önemli. Örnek vermek isterim. Genetik bir saç dökülmesi olan kişi de ense bölgesinde saçlar dökülmemiştir, açılmamıştır. Biz elimizle o bölgeyi sıvazladığımızda elimize hiç saç gelmez. Ama tam tersine genetik dökülmenin yerleştiği körfezler ve tepe bölgesinde elimizle sıvazladığımızda saç geldiği gibi saç derisinin normalde görünmemesi gerekirken görünür hale geldiğini fark ederiz. Klinik veya bir saç kıran hastasında muayenede bir bölgenin tamamıyla saçsız kaldığını görebiliriz. Bunun dışında özellikle biz saçla ilgilenen dermatologlar için en önemli yardımcı trikoskopi adını verdiğimiz bir muayene metodu. Bu bir dijital kamera sistemi. Bu dijital kamera sisteminde biz saç derisini ve saç köklerini 90 hatta 120 büyütmeye varacak şekilde görebiliyoruz. Burada saçların kalınlıklarının ölçümü, bir saç kökünden kaç tane saçın çıktığını hesaplamak, bunlar da hastalıkların nedenlerine yönelik bize veriler veriyor. Bazı durumlarda biyopsiye kadar gereksinimimiz olabiliyor. Bunların kombinasyonuyla tanıyı koyabiliyoruz. La final, aș vrea să dați un sfat celor care ne privesc. Ce ar trebui să facem să ne păstrăm părul sănătos? Saçlar dış etkenlerden çok çabuk etkilenebiliyor. Protein, mineraller, eser elementler, demir vesaire gibi bunların beslenmedeki yeri çok önemli. Eğer sağlıklı besleniyorsak bunların zaten eksikliğini görmüyoruz. Yani özel bir takviye almamıza gerek yok ama sağlıklı beslenmek en önemli şey. Bunun yanında sağlıklı bir saçın görünümü, saçın esnek olması, parlak olması, uçlarının bozuk değil, düz olması. Bunları sağlamak için de fazla aşırı kozmetik uygulamalardan kaçınmak lazım. Çünkü saçın dışında bir protein tabaka var onu koruyan. Bu tabakayı çok zorlamamak gerekiyor bu işlemlerle. Ve tabii ki üçüncü ve sonuncu olarak da eğer saçlarımızda normalden fazla bir dökülme fark ediyorsak hemen doktora başvurmak, çok beklememek benim yapacağım öneriler. Dragii mei, eu continui călătoria mea prin spitalele din străinătate pentru a acorda suport pacienților români, însă ediția de astăzi se încheie aici. Nu uitați că vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție Apel la Consilier la ora 9:30. Până atunci ne puteți scrie pe adresa de mail apellaconsilier@canalde.ro dacă aveți întrebări pentru medicii spitalelor din străinătate. Până data viitoare, numai bine!